Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyonu'nun hazırlayıp sunduğu Lefke Yıldızı programına hoş geldiniz. Üniversitemizle bölgemizle ilgili geçtiğimiz haftanın olaylarından derlediklerimiz ve kültürel sanatsal etkinlik duyurularımızla karşınızdayız. İşte bu haftaki gündemimiz. Yardımcı Doçent Doktor Sayın İbrahim Mazlum.
Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden katılımcı olarak aramızda görüyoruz Sayın Mazlum'u. Sayın Mazlum'un çalışma konuları arasında Orta Doğu bölgesinde sınır aşan sular sorunu, küresel güvenlik çalışmaları, çevre, iklim değişikliği ve güvenlik ilişkisi bulunmakta. Bu konularda Sayın Mazlum da ulusal ve uluslararası kitaplarda ve makalelerde, kitaplarda ve dergilerde çeşitli makaleler yazıp uluslararası ve ulusal konferanslara katılmış bulunmaktadır. Tekrar çok teşekkürler. Ben Fulya Hocam'ı söz bırakmadan önce öğleden sonraki oturumda da basın dünyasının temsilcileri olarak Sayın Mete Çubukçu, Sayın Pelin Taştık ve Sayın Bora Bayraktar'la beraber olacağımızı bir kez daha hatırlatmak isterim. Katılmanız için sizlere de çok teşekkür eder. Fulya Hocam'ı sözü bırakıyorum. Aslında 15-20 dakika sunumlardan sonra soru cevap olarak devam edebiliriz diye düşünüyorum. Tamam, size de bağlı. Öncelikle ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. En azından fikirlerimi paylaşabilecek insan bir platform bulabildiğim için çok teşekkürler. Şimdi benim tam başlığım Arap İsyanları ve Türkiye'ydi. Arap İsyanları zannederim ki 21. yüzyılın en önemli toplumsal hareketlerinden bir tanesi. Ve daha uzun seneler bu bölgede hepimizi meşgul edecek. O nedenle ben bir parça, yani uluslararası ilişkiciler olmadığım için devletler arasında ne oluyor meselesine çok fazla girmeyeceğim. Çünkü çok da ilgi alanım. Daha çok toplumsal temelde ne değişti, ne tür hareketleri temsil ediyordu bu isyan edenler ve sonunda isyan nasıl kontrol edildi? Bence önemli bölümü isyanın kontrol edilmesiydi. Bu süreç üzerinde biraz duracağım. Sonra da Türkiye bu süreçte nasıl gitgeller yaşadı ya da yaşıyor onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi baktığımızda aslında 1980'lerden itibaren Orta Doğu'da Dünya Bankası ve IMF'nin yapısal uyum programı istisnasız isyan çıkan tüm devletlerde uygulandı. Burada önerilen ya da uygulamaya koyulan program neydi? İşte çok hantal bir devlet yapınız var, o nedenle bütçe açığınız büyük. Bunu dönüştürmenin yolu hem devletin yeniden yapılandırılması hem ekonominin yeniden yapılandırılması. Ekonomi yeniden yapılandırılırken de devletin kaynak ayırması gereken toplumsal grupların değişmesi gerektiği öne sunuluyordu. Yani artık devlet tarım ya da sanayiye yatırım yapmayacak, daha dezavantajlı gruplar lehine kaynak dönüşümü yapmayacak. Tam tersine finans sermayesi ve özel sektör lehine kaynak dağılımında bulunacak. Bu süreç aynı zamanda devletin küçültülmesi söyleminin hakim olduğu bir dönemdi. Aslında yapılan devletin küçültülmesi değil, devletin hangi toplumsal gruplara kaynak ayıracağının yeni baştan düzenlenmesi. Temel önerilen politikalarda işte bu finansal açığı kapatmak üzere finans piyasasının serbestleştirilmesi, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, devlet şirketlerinin özelleştirilmesiydi. Tabii bunun yarattığı toplumsal sonuçlar hemen hemen dünyanın her yerinde olduğu gibi bu bölgede de yoğun işsizlik, güvencesiz çalışma ve yoksulluktu. Belirli bir toplumsal grup için ya da gruplar için. Buna karşılık küçük bir grup ciddi büyük sermaye birikimi sağladı bu süreçte. Bu çelişki özellikle nüfusunun büyük çoğunluğu tarımda olan pek çok Orta Doğu ülkesinde tarımda çok daha ağır bir biçimde hissedildi ve kırdan kopanlar kente göç etmeye, gecekondu bölgelerini inşa etmeye, yaşamaya orada başladı.
Bu çelişkiler içinde Orta Doğu'nun otoriter devlet yapısının önemli niteliklerinden bir tanesi de toplumu kontrol etmede güçlü güvenlik aygıtını kullanmasıydı. Bu polis ve özel muhaberat dediğimiz kısaca işte farklı güvenlik teşkilatı. Polis özellikle önemliydi çünkü günlük yaşamda insanların yüz yüze birincil derecede kaldığı polisti. Muhaberat önemliydi çünkü muhaberat bir biçimde sizin aleyhinize bir yere bir kayıt düşerse hayatınız kayıyordu. O nedenle bu iki kurum herkesin hayatına dokunuyordu. 2008'de aslında bu politikaların yarattığı toplumsal tahribat ve bundan hoşnutsuzluk 2000'lerin başından itibaren kırsal alanda topraklarını kaybeden daha çok büyük toprak sahipliği lehine eski toprak reformlarını yeniden revize eden uygulamalara karşı isyanlar biçiminde kendini gösterdi. Kentlerde sanayi kuruluşlarında grevler biçiminde kendini gösterdi. Önce devlet sektöründe başladı, kamu sektöründe, sonra hızla özel sektöre de yayıldı bu grevler. Ama asıl 2008'de dünyada yaşanan kriz, bölgenin bir parça merkez ülkelerin ve Amerika'nın doğrudan kontrol etmesini gevşetti. Bu gevşeme durumu Orta Doğu ülkelerindeki muhalif hareketlerin örgütlenmesine bir imkan sağladı ve pek çoğunun söylediği gibi bu kriz isyanı da mümkün kıldı. Çünkü hızla özellikle askeri müdahale başlangıçta doğrudan Amerika müdahalesi bir olasılık gibi görüldü. İnsanlar tüm bu olumsuzluklara karşı artık bir dayanma noktasına geldiler ve isyanlar patladı. Önce Tunus'ta başladı. Tunus'ta küçük bir şey olacak diye düşünürken Mısır'da patlayınca bu tehlikeli olmaya başlandı dendi. Derken işte bildiğimiz Libya, Bahreyn, Yemen, Suriye devam. Ne istiyordu bu isyancılar? Aslında hepsinin sloganı ortaktı. Birinci slogan halk düzenin değişmesini istiyor. Burada düzenin altını çizmekte fayda var. Çünkü halk devlet başkanının değişmesini, cumhurbaşkanının değişmesini, başbakanın değişmesini istemiyor. Halk düzenin değişmesini istiyor. Mevcut yapının değişmesini istiyor. Bu çok temelden gelen, çok dipten gelen bir isyan dalgasıydı ve istediği şey de kökten bir dönüşümü talep ediyor. Bunun yanında kullanılan bir başka slogan, neyi nasıl istediklerini anlatması açısından önemliydi ve tüm isyanlarda kullanıldı. Ekmek, özgürlük, sosyal adalet, insan olur. Bu isyanları anlamak için bence bu sloganın ötesinde çok fazla bir şeye ihtiyacımız yok. Çünkü çok açıkça milyonlarca insan farklı ülkelerde çok açık ne istediğini söyledi. Ekmek istiyordu. İşsizlik özellikle hem eğitimli genç nüfusta hem tarımda çok yüksek. Özgürlük istiyordu. Siyasi yapılarda, otoriter yapılarda kendilerini ifade edebilme olanağı yoktu. Buna polis şiddetini ve muhaberatı da ekleyin. Sosyal adalet istiyordu. Çünkü uygulanan politikalar çok ciddi biçimde sınırlı üst gelir grubu lehine politikalardı. Bunun kökten değişmesini istiyordu. İnsan onurunu istiyordu. Bu, yani üzülerek söylemeliyim ki Türkiye'de bazen neye tekabül ettiğini insanlar çok fazla anlamıyor gibi bir hisse kapılıyordunuz. Çok temelde insan olmaktan gelen onuru talep ediyorlardı. Ve isyanlar bu biçim, bu taleplerle başladı. Doğru merkez ülkelerinde bu son derece tehlikeli, kontrol edilemez bir süreçti.
etmişti. Çok geniş kitleleri mobilize etmişti. Neyi yıkacağı, nerede duracağı bilinmiyordu. Dolayısıyla bir biçimde kontrol edilmesi gereken bir süreç. Bu süreçte merkez ülkelerin kendi ekonomik krizleriyle uğraşırken Orta Doğu'yu bir parça gevşek bırakması, Türkiye gibi, Suudi Arabistan gibi, Katar gibi ülkelerin bu süreçte biraz daha hareket alanına sahip olabilmesini mümkün. Bazıları bunu çok ciddiye alıp biz burayı belirleriz dedi ama o ciddiye almanın ağır bir bedeli olduğunu herkes bir biçimde gördü. Korkarım ki daha ağırını da göreceğiz. Kontrol etme biçimleri farklı. Baktığınızda Tunus ve Mısır kendi iç dinamikleriyle bu süreci yaşadı. Belirli bir süre dalgalanmasına göz yumuldu. Çünkü denildi ki başlangıçta en örgütlü bir Müslüman kardeşler. Dolayısıyla bir biçimde İslami hareketlerin yönetiminde bu dalga kontrol edilebilir hale gelir. Kontrol edilemez olduğu görüldü, deneyimlendi. Onun üzerine bence başlangıçtan beri çok istedikleri, Türkiye'deki 80 darbesine çok benzeyen askeri yönetimi Mısır'da tercih ettiler, desteklediler. Tunus'ta da hiçbir şey değişmedi. Yani Nida Tunus, 85-89 yaşında mı Tunus'un eski parlamento başkanını Cumhurbaşkanı yaptılar tüm çalkantılardan sonra. Bir görece olarak Tunus daha küçük olduğu ve Avrupa Birliği ile daha entegre bir ülke olduğu için Mısır'a kıyasla bir parça daha kontrollüydüler. Ama Mısır'da yani askeri yönetimler Pinochet ne yaptıysa şimdi de aynısını bu kökten gelen isyan dalgasını kontrol edebilmesi için Sisi'ye destek verildi. Çok ağır bedelleri oldu. Sadece Müslüman kardeşler değil, tüm muhalif gruplar şu anda içeride. Söylenen 40 bine yakın insan hapishanede. Bunlar bilinen, kayıtlı olanlar. Çünkü biliyoruz ki Mısır'da güvenlik bu Emni Devlet dedikleri güvenlik teşkilatına ait resmi olmayan çok sayıda 16 bin mi 17 bin mi dediler hapishane var. Bu hapishanelerin hiçbir biçimde görünür olmadıkları, yasal olmadıkları için orada insanların olduğunu biliyorsunuz ama gidip kapısını çalıp bizim şeyimiz nerede, çocuğumuz nerede diye soramıyorsunuz ama daha çok askeri istihbaratla bağlantılı bir hapishane sistemi bu. Çok sayıda insanın olduğunu biliyoruz. Çok sayıda insanın kayıp olduğunu biliyoruz. Ama bunlara dair aynen Pinochet deneyiminde yaşandığı gibi çok fazla yapılacak bir şey olmadığı gibi geniş bir uluslararası örgütlerin ya da organizasyonların sessiz kalmaya devam edeceğini görüyoruz. Mısır ve Tunus'ta kontrol edilme biçimi böyleyken Bahreyn'de öyle görünüyor ki şimdi Yemen'de denilecek şey doğrudan müdahale. Doğrudan müdahale Bahreyn'de yine Bahreyn'in talebi üzerine oldu ve bu talepte de Suudi Arabistan doğrudan girerek oradaki isyanı bastırdı. Bahreyn'deki isyan dinsel bir isyan değildi. Hiçbirinde isyanlar etnik ya da dini isyanlar değildi ama her biri bastırılırken etnik ya da dini isyanlar olarak tarif edildi. Bu daha çok Suudi Arabistan'ın kendi iç istikrarsızlığından, kendi korkusunun bir tür
bölgesel korku haline getirilmesini mümkün kılmasıyla oldu ve öyle görülüyor ki Türkiye'de bu trene katılacak. Suriye ve Libya'da daha çok vekaleten savaşlar üzerinden iç savaş mümkün kılınarak, desteklenerek, yaratılarak buradaki isyan dalgası ikisinde de kontrol edildi. Yani iç savaş zorunlu olarak kötü bir şey değil bazıları için. Mevcut isyanları ya da talepleri kontrol etmede bir araç olarak kullanılan bir yöntem ve daha kullanılacak gibi görünüyor. Peki tüm bunlar olurken Türkiye ne yaptı diye baktığımızda, şimdi çok moda değil de Türkiye olanları okuyabildi mi? Türkiye'de insanların eğitim sisteminde ortalama kalma süresinin 7 sene olduğunu düşünürsek doğal olarak ciddi bir güçlük çekti okumada, hepimizin okumasında sorun olduğu gibi. İki önemli faktör vardı bunda. Birincisi, Türkiye'de bu isyanlar patladığında bölge hakkında ciddi bir bilgi birikimi yok. Olmayan bilgi birikimiyle bir takım politikalar önerildi. İkincisi, mevcut iktidar İslami hareketlerle bağlantılı olduğu için, geçmişten gelen bir deneyimi olduğu için bu gelişmeleri, bu isyan sürecini onların prizmasından kırılarak anlamaya çalıştı. Oysa söylendiği gibi, hani diyorlar ya, dünyada işten büyük bir şeyi tüm bu ülkelerde Müslüman kardeşlerden her bir ülkede Müslüman kardeşler dışında pek çok politik örgütlenme var ve isyanı çıkaran hiçbir yerde Müslüman kardeşler var. Dolayısıyla eğer anlamak ve kim içinde müdahil olmak istiyorsanız doğru biçimde değerlendirmeniz lazım. Türkiye'deki birinci sorun bu. Başlangıçta bunu Türkiye ya da mevcut iktidar kendisi için Müslüman kardeşler üzerinden bir siyasi fırsat olarak değerlendirdi. Ama yanlış bir değerlendirme olduğu için başarısız oldu. Ne yazık ki çok daha acısı ve trajik olanı, Arap isyanlarını destekliyorum canı gönülden özgürlük derken şimdi Yemen'de, Suudi Arabistan'la birlikte Arap isyanlarının kontrol edilmesinde önemli rol alacak. Bu da tarihin cilvesi diye. Teşekkürler. Yani isim neydi? Mustafa'yı bir alkışlayalım. Evet, Mustafa Bey ile ben bunu göstermek istiyorum şimdi. Şimdi Mustafa benim üstümde güç kurmak, yani üstümde hakimiyet kurmak istiyor ve benim elimi bu şekilde sıkacak. Ben ne yapabilirim? Evet, Mustafa bir dene abi, böyle direkt böyle uzatacak seni, tamam mı? Evet. Bakın bas, ne yapabilirim ben? Olabilir mi böyle bir şey? Yani böyle bir şey olamaz. Bu eli çeviren olmaz. Ne yapabilirim? Evet. Birinci yöntem buna bunu koymak. O da uyarı çünkü. Ama bunu şu anda yaptı ama o anda yapamayabilir ve benim şeyim önemli. Tekrar deneyeceğiz. Evet, geldi. Tuttum ve gel dedim, gidelim, artık koyamaz. O birinci şey. Yani hemen onun pozisyonunu bozacağım. Tekrar deniyoruz. Bak gösteriyorum. Geldi. Gel abi şöyle geçelim. Dedi. Artık bitti. Başka bir yöntem de şudur. O kişi tuttu. Siz hemen üst bölgeden bir tutuş yapmanız lazım. Ve dikkat et. Yani tamam gördüm. Hareketini gördüm. Diyerek şey yapmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Bir alkış alalım. Evet. Peki
sıkışma nasıl olmalı? Onu da göreceğiz birazdan. Ne yapılabilir? Bunu anlattım size. Şimdi bu adamın durumu nedir? Bakın bu çocuk yani koca adam tabii şu anda bilmiyorum yaşıyor mu hala da eski İtalyan başbakanı Giulio Amato. Ya bu bir başbakan. Yani koskoca başbakanın bakın düştüğü durum. Yani buna gülüyoruz ama yani günümüzde de bunlar oluyor. Onlara dikkat edin. Bundan sonra izlediğiniz zaman hangi politikacı kimin yanında ne duruma düşmüş onları görelim. Şimdi bu kadar yakayıp kaptırırsanız artık bundan kurtuluş yok. Artık burada Giulio Amato, Gerhard Schröder ne derse yapacak. Yani kaçarı yok. Bölgemizin ve üniversitemizin gururu Lavi TV şimdi de akıllı telefonlarınızda. Lavi TV artık Android ya da iOS işletim sistemine sahip akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarınızda. Lavi TV bu platformlarda izlemek için tek yapmanız gereken ekranda görülen linki tarayıcınıza kopyalamak ya da cihazınıza yükleyip sadece dokunmak. Bu linke Lefke Avrupa Üniversitesi'nin resmi YouTube sayfasından da ulaşabilirsiniz. Lavi TV artık her zaman yanınızda. Bölgemiz ve üniversitemizden güncel haberler, hava durumu ve yemek programından gezi programına dop dolu içeriğiyle Lavi TV artık akıllı telefonlarınızda. Lavi TV, bölgemiz ve üniversitemizin gururu. Erkekler için de aynı etkiye neden oluyor tabii. Çok fazla stres ve öfke en başta ciltten kendisini göstermeye başlıyor. Şimdi birçoğunuz gençsiniz tabii ama yaş ilerledikçe ben devre arkadaşlarımızla 51 yaşındayım şu anda. Devre arkadaşlarımızla kendimizi kıyaslama fırsatımız olduğu zaman bir araya devre gecelerinde geldiğimiz zaman herkes birbirini şöyle bir süzdüğünü görüyor. Ya harf okulunda şeydik hepimiz, cıvıl cıvıl böyle sizler gibi, aynı yaş, tornadan çıkmış gibi, aynı gençlikteydik. Ama aradan geçen 30 yıl imzasını çok güzel atıyor bazı arkadaşlar. İşte çok stresli olan ve son 5 yıl içerisinde 20 arkadaşımız, biz 1000 kişi mezun olduk. 20 arkadaşımız son 5 yıl içerisinde kalp krizinden vefat etti. 45 ile 50 yaş arası. Ve bizim yaşlarımızda geçirilen kalp krizinin kurtuluşu yok. Bir defa da götürüyor. Ama 65-70 yaşından sonraki birisinin geçireceği 3 kere 4 kere kalp krizi geçirebilir ve onun damarları onu kaldırabiliyor. İşte stres ve öfke. Ben dönüp baktığım zaman birçok arkadaşımın emzik gibi arka arkaya sigara içtiğini, çok stresli görevlerde olduğunu, çabuk öfkelendiğini ben şahitim. Yani yaşamınızı da azaltıyor. Ama çatışma ve stresin özellikle aile yaşantısının güzel olduğu durumlarda Abdullah dede ve Elif nine gibi yüzlü yaşları bulabilirsiniz. Hayal değil. Bakın bizim ülkemizde ölçülmüyor ama Amerika'da bundan 10 yıl önce 88 bin 100 yaşın üstünde insan vardı. 30 yıl içerisinde beklenen 588 bin. 500 bin artış bekleniyor. Eskiden bundan 200-300 yıl önce insan ömrü 35-40 yaştaydı ortalama. Ama şimdi Türkiye'de bile 60'ların üstüne çıktık. Bile diyorum.
Bakın normal beyin ve stresli beynin şeyleri. Stres etkili mi vücudumuza? Etkili. Bakın sürekli kafada şey var. Kırmızılık var. Benim kafaya bakın. Saçma mı? Yok. Evet, stresli bir meslek. Helikopter pilotu. Sürekli görev, gece uçuşları, operasyonlar, yaralılar, şehitler. Uçuş zaten kendi içerisinde bir korku. Ve biraz da kaskın etkisi işte size sonuç. Ben emekli olduktan sonra işte psikolojik danışmanlık, rehberlik üzerine yüksek lisans, sosyal hizmet, yüksek lisans, doktora kendimi ancak terapi ettim ve size destek olmaya şimdi aday olarak çıkıyorum. Ama sonuç ortada, stresin sonuçları ortada yani. Yaşam kalitesi, birinci öncelik yaşam kalitesi. Sizin, eşinizin, çocuklarınızın, anne babanızın, sonra sırasıyla toplumun yaşam kalitesi. Buyurun. İsminizi alabilir miyim? Seda. Seda Nur Hanım, buyurun. Pozitif düşünmenin bu stresli bünyeye faydası var mı? Ama pozitif düşünerek belki de kendinizi kandırıyorsunuz. Polyanacılık diyoruz biz buna. Eğer stresin nedenlerine inmiyorsanız, sürekli her şeye evet diyorsanız, bu sefer içten balonu şişiriyorsunuz. Balonunuz içeriden patlayınca, işte kalp krizinden ölen arkadaşlarımız gibi. Bunda yani stresi yok saymak da tehlikeli bir şey. Evet, aslında pozitif düşünme çok önemli. Çok güzel bir şey söylediniz. Benim babaannem işte 96 yaşında vefat etti. Genlerimiz sağlam gibi gözüküyor. Allah nasip eder, kaza bela olmazsa. Kötü alışkanlığımız da yok. Bilmiyorum yani, Allah bilir de. Stresi de, öfkeyi de sizlerle beraber kontrol edersek hep beraber inşallah böyle bir şey olacak. Benim babaannem derdi ki, ya git oğlum başımdan, 50 bin şeyi düşünüyor. Evet, şey, bilim 50 bin şey düşündüğümüzü tespit etmiş. Bunun %80'i kendimiz ve ailemizle ilgili. Yani Afrika'daki aç insanları %20 düşünüyoruz. Yani ne olacak falan. Dün akşamki işte bir sürü yarışma programları var. İşte 40 yaşındaki bir adam seçimin ne zaman olacağını bilmiyor. Seçimde hangi bakanların istifa etmesi gerektiğiyle ilgili bir soru soruluyor, bilmiyor. Yani %20 düşünüyoruz bizim dışımızdakini, bu gerçek bir şey. Bunun da %80'i yani 35 bin düşünce, olumsuz düşünce kendimizle ilgili. Biz kendi kendimizi batırıyoruz. Red Kit'in Daltonları gibi ayağımızda güllelerle dolaşıyoruz. 7.28, 8 ileri 1 geri BMW'yi kullanıyoruz ama el frenini çekip kullanıyoruz. Buyurun. Buyurun. Hani yanlış olabilir, hani ne haddime ama bunu genellikle kendi için yaşayan insanlar strese girmiyor. Toplum için yaşayan insanlarda bir daha çok stres yığını olduğunu düşünüyorum. Bencil insanlar evet belki uzun yaşayabilirler ama kalitesiz bir yaşam olabilir. Bencillikten kastetmiyorum. Kendi için yaşayan dediniz ya, o evet. Yönüyle ben ele aldım. Evet. Buyurun siz şöyle, açıklayın. Şöyle düşünün, mesela bir Avrupa'daki insanlar, hani onların örneğin misafir kültürü yok mesela. Kendileri yaşıyorlar, toplumun dediğini o kadar önemsemiyorlar. Ama mesela Türkiye'deki bir toplumu düşünelim. Bu toplumda genellikle insanların ne dediği, toplumdaki değerinin ne olduğu düşünülüyor. Bundan ötürü hani insanlar daha çok strese girebiliyor. Şimdi ben neredeyim, nasıl olacağım, kimleyim, ne yaptım? El alem ne der, değil mi? Aynen. El alem ne der? O tabii ki haklısınız o anlamda. Ancak onu eğer dozunda kullanılabilirse de toplumun mutluluğu bu sefer bireye de yansıyabilir. Eğer dozunda olabilirse. Mesela Amerika'da bir araştırma yapmışlar ve çok uzun yaşayan bir kasaba halkını bulmuşlar. Merak etmişler niye bu kasaba halkı çok yaşıyor. Bakmışlar ki bunlar Sicilya'dan
İtalya'nın Sicilya adasından gelmiş İtalyanlar ve Amerika halkına çok karışmamışlar. O kasabada daha çok oluyorlar. Ama birbirlerinin hastalığıyla ilgileniyorlar, cenazesiyle ilgileniyorlar, düğünlerde, sorunlarda. Hepsinde beraberler. Öyle bir topluluk ki birbirine sürekli destek oluyor. Bu da stresi azaltıyor ve ömrü uzatıyor. Hani bireysellik, mesela Finlandiyalı bir arkadaşımıza işte konuşurken dedi ki biliyor musun dedi BM'de dedi işte 1500 tane arkadaşım var sosyal medyada. Ama gidip konuşabileceği arkadaşı yok. Facebook'tan yapıyor, daha bakar bakmaz, bakayım kaç kişi daha beğenmediler. Hemen yeni bir gönderim. Bizde de başlamadı mı? Başladı. Sanal arkadaşımız çok ama şey. Şimdi babaannemin hikayesinden gelelim. Allah bize öyle güzel bir mekanizma vermiş ki, muhteşem bir mekanizma. Şimdi Muhammed Bey'i alayım lütfen. Gelin yanıma. Şimdi Muhammed Bey olumlu düşünen bir insan. Ben de olumsuz düşünen. Muhammed Bey gibi çok düşünen, böyle olumlu düşünen insanların olduğunu düşün. Ve geminin kamerası gibi dar bir kapı var. Hemen iki kapı yapalım. Sizi alayım. Sizi de alayım lütfen. Şöyle geçin. Yan dönün. Evet, siz de karşısında. Tek kişi olun. Ve arkanızı dönün şöyle. Tamam, dönün. Sırt sırta. Tamam. Bir kişinin geçeceği kadar. Evet. Teşekkürler. Şimdi beyin öyle bir şey ki eğer oraya olumlu birisi girerken olumsuz şeyler giremiyor aynı anda. Bir şey, biraz önce dediniz ya olumlu düşünmek dediniz. Olumlu birisi girerken arkasına hep olumlular gidiyor. Eğer ben olumsuz düşünenler girersem o zaman da hep arkamdan olumsuzlar geliyor. Bu prensibi bilirseniz, olumlama yapmayı bilirseniz bir şey olduğu zaman mesela çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çanakkale şeyine gidin, şehitliklerine bakın. Bizde ne yazar? Sizi asla unutmayacağız. Gidin Anzaklarınkine bakın, sizi daima hatırlayacağız. Şimdi söze bakın, unutmayacağız. Unut lafından başlıyor. Unut. Öbürü hatırlamadan geliyor. O da hatırlıyorlar. Yani ben hasta olmayacağım dediğiniz zaman hasta lafını kullanıyorsunuz, hasta oluyorsunuz. Ama ben iyiyim, sağlıklıyım dediğiniz zaman bağışıklık sisteminiz buna cevap veriyor. İşte stresi yönetmek böyle bir şey. Son 15 dakikamız var. Tam vaktinde bitireceğim. Mevlana içeriye girdiği zaman şöyle dermiş. Sayarmış kişi sayısını. Bakarmış kaç kişi var. Ne kadar burada kalacağım. Zamanı bölermiş ve o kadar konuşurmuş. Şimdi benim sizden bir dakika fazla kalmam işte 100 kişiden fazla var. 100 dakikanızı çalmış oluyor. Bu şeyle de yapmamız gerekiyor. Yeni gelenlerden adresini, e-posta adresini vermeyenler varsa son 15 dakika içerisinde arkadaşlarımıza verirlerse size bu testleri göndereceğim. Bakın burada da bu çok bilimsel bir şey değil ama genelde nasıl etkilediğini gösteriyor. Stresin belirtilerine hızlıca bakalım. Bu birçoğunuz biliyorsunuz. Hızlıca bakalım. Fiziksel, psikolojik ve duygusal davranışsal. Aşırı iştahsızlık, kilo kaybı ve zayıflık var mı? Var. Dün akşam haberleri izlediyseniz bu anoreksiya nevrozada sadece yemek yememe isteği değil, beyinde bir sıkıntı oldu. Beyine bir çip konularak tat alma duygusunun yeniden kazandırılması yönünde bir güzel bir gelişme yaşanmış.
Bundan sonra inşallah genç kızlarımızda daha çok olan, erkeklerde de var. Anoreksiya nevroza rahatsızlığı büyük oranda çözülecek. Çünkü bu hastalığa yakalananların %35'i kurtarılamıyor. Sürekli yorgunluk ve halsizlik. Kalktığınız zaman sabah böyle yorgunluk hissetmiyor musunuz? Tavsiyem önce yatağınızı değiştirin. Çok güzel yataklar var stresi alan. Yastığınızı uygun bir yastık alın. Akşamları erken yatın. Bu 250 slide'da son 100 slide yiyecekleriniz ve davranışlarınızla ilgili. Bunlara katılımcı arkadaşlara daha sonra vereceğiz faydalı olsun diye. Sıkça görülen baş ağrıları, migren. Migren şimdiden başlamadı mı birçoğumuzda? Bastırıyoruz bilmem ne. Henüz tıp bulamadı bunu. Benim kız kardeşim tıp profesörü. Onda da migren var. Kocası da aynı şekilde. Onda da migren var. Herkes birbiriyle öyle bir uğraşıyor ki. Yani hastaları iyileştirmek diye soyunmuş olan tıp personeli bile birbirleriyle bir şey paylaşamıyorlar. Sürekli didişiyorlar. Birçok yerde iş hayatınıza girdiğinizde de göreceksiniz. Sürekli birileri sizlerle uğraşacak. Onun yöntemlerini de vereceğim size. İş yerinde psikolojik yıldırmaya karşı ne yapabiliriz? Yüksek tansiyon, işte birçok arkadaşım yüksek tansiyon hastası ölene kadar tansiyon ilacı içmek zorunda. Bir gün bile aksatmayacak. Yaşam kalitesini düşürüyor mu stres? Yani bir yerden fırtacak hani laf, öyle halk dili konuşalım. Ne yapıyor? Buradan çıkanlara ne diyorlardı? Uçuk mu? En azından uçuk olarak çıkıyor yani. Bunu bir sonraki gelişimizde böyle bir tansiyon cihazı getiririz. Hepimizin tansiyonunu ölçeriz. Aşırı hassasiyet, çabuk ağlama. Bir zayıflık belirtisi de olmuyor mu aynı zamanda? Bu kadar acımasız bir dünyada, iş ortamında, rekabet ortamında hemen evimize koşup orada hıçkırarak ağlamak güzel bir şey mi? Ortamı terk etmek. Mücadele. Life is a continuous struggle, değil mi? Bir hocamız vardı harp okulunda. Kemikli elleri vardı hatırlıyorum. Almanca dili, ODTÜ'ye mühendis olarak gelmiş. İşte makine mühendisi olarak. Bize böyle derdi. Life is a continuous struggle. Hiç unutmuyorum onu. Güçlü olmayı sadece bir hareketle bize fark ettirdi. Sigara veya içki kullanımı, bunlar kısa vadede belki bize dost olabilirler. Ama uzun vadede kendileri sorun olurlar. Bağışıklık sistemi, bakın stresliyken, öfkeliyken daha çok hasta olursunuz. Doğru mu? Yorgun ve sinirli olma hali. Psikolojik belirtiler, aşırı tedirginlik, çabuk sinirlenme, alınganlık, hayattan zevk alamama, her şeyin boş olduğunu düşünme. Bu son iki hafta içerisinde geçerliyse birkaç şey var DSM-5'e göre. Arkadaşlarım psikiyatrik sosyal hizmette görüyoruz biz onu. 5-6 tane tanı alıyorsanız ne oluyor? Depresyon hastası oluyorsunuz. Ve ilaç. Bundan 30 yıl önce 10 kişide 1 kişi depresyon ilacı alıyordu dünyada. Şimdi 10 kişide 3 kişi alıyor. Ve 21. yüzyılın hastalığı depresyon. Psikolojik olarak gerçek hasta olduğunu zannetmek, panik atak. Mesela acillere bakın, kalp krizinden gelen bir sürü kişi gerçekte panik ataktır, kalp krizi geçirmiyordur ve yaşa da bakmıyor. Ve düşünün yaşam kalitesini. Sürekli 3-4 günde bir acile gittiğinizi düşünün. Ölecekmiş gibi düşünün. Onun için ben bu alana girdiğimden beri bir şey fark ettim. Vücut sağlığı da önemli ama önce ruh sağlığı. Önce bozmayacaksınız. 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 Somatizasyon dediğimiz karın ağrıları, hiçbir şey olmadığı halde gidiyorsunuz bir sürü şey tetkik yapıyorsunuz, hiçbir şey çıkmıyor.
Sonra doktorlar sıkılıyor artık sizden. Git kardeşim psikolojik diyor, o zaman bize gönderiyorlar. Ya da psikiyatriste. Unutmak. Hatırlayamam. Benim bir askerim çok bir anda zengin oldu. Bu İstanbul'da müzik piyasasında. Eski parayla 1 trilyon kaybetti. Ve beni arıyor sürekli. Diyor ki ya her şeyi unutuyorum komutanım, ne yapayım ne yapayım falan. Hemen ben onu bir psikiyatriste yönlendirdim. İlaçlarını aldı, şu aldı, bu oldu. Stres ve şeyi yendi. Sonrasında işi bildiği için tekrar başladı ve şimdi tekrar çok zengin. Ama önce bozmayacaksınız. Karar verme, bir işi başlatma. Bakın dün akşamki şeylerde, yarışmalarda Kenan Işık'ın rahmetlinin yerine devam eden yarışma. Orada insanlar o kadar basit şeyleri bilmiyor ki ama tir tir titriyor, yaprak gibi titriyor. Burası hiç evdeki gibi değil diyorlar. Kardeşim seçilmişsin, gelmişsin, çok değerli bir ortamdasın. Panik yapma, bilemediğiniz seyirci jokerini kullan, şunu yap, bunu yap. Stresi, yani yönetebilirseniz stresinizi hepiniz. Benim görev uçuşlarımda kalbimin, yumruğumun çok çok küçük hale geldiğini hatırlıyorum. Hissettiğimi hatırlıyorum. Ama çok sevdiğim bir kitap var. Şu anda yayında değil aslında. Yabancı bir yazarın Korksan da Vazgeçme. Korksanız bile adım atmaya devam etmeniz lazım. Bir kaplumbağa kartalın yukarıda olduğunu bilir ama adım atmazsa eğer aç kalıp öleceğini de bilir. Adım atar, risk alır, 200 yıl yaşar. O zaman risk yönetimini de, stres yönetimini de bilmemiz gerekiyor. Diğer insanların fikirlerine çok fazla önem verme, bahsettiğiniz el alem ne der. Öz saygı ve öz değerde azalma, daydream dediğimiz artan bir şekilde hayal kurma. Duygusal davranışsal belirtilerimiz, sık sık iş değiştirme. Bakın iş devri diyoruz biz buna insan kaynaklarında. Oradaki psikolojik yıldırmadan o kadar yıkılmış ve şey yapmış ki daha az parayla, daha az ünvanla, daha basit işlere giden bir sürü değerli insan var. Depresyon ölçümleri dedik. Eğer bunu devam ettirirsek kısa süreli etkiler, uzun süren etkiler ve sonuç. Yaşam kalitesinin düşmesi. Bakın hiç geçmeyen uyku bozukları, obsesif düşünceler, fobiler, ruhsal hastalıklar, sonuç belli arkadaşlar. Kimse enayi değil, kimse akılsız değil ama kendini akıntıya kaptıran birçok kişinin gittiği yer orası. Evet, son 5 dakikamız var. İsterseniz bu ilk görüşmemizde, daha 4 görüşmemiz daha olacak inşallah, katılımcı olup gelirseniz. Bilmiyorum ben... aile danışmanlığı ya da bireysel danışmanlığa gelen her kişiye ya da aileye buraya gelmeden önceki düşünceleriniz neydi? Süreç nasıl geçti? Buradan giderken dönüşte, çıkıştaki düşünceleriniz nelerdir diye sorarım. Sizlere de sorayım. Buraya gelmeden önce bu eğitim hakkında ne düşünüyordunuz? Bu çalışma hakkında. Evet. Ama şimdi bakın stresi yenmek istiyorsanız, öfkeyi kontrol etmek istiyorsanız daha enerjik, daha medeni cesareti olan, daha güçlü kişilikler olmamız gerekiyor. Yoksa pasif kişilikler stresi ve öfkeyi yapamaz. Sıkıntı buradan başlıyor. Şimdiden hareketli olmanız gerekiyor. Bundan sonraki çalışmalarımızda hep rol oynamalar, oyunlar, tartışmalar bunlarla geçecek. Ben size film önerileri de yapacağım. Buyurun. İsminizi bir daha alayım. Gürkan Bey. Hocam ama bu ülkede de her şey atıldığınız zaman biraz farklı bakıyorlar size. Yani. Sorun farklıydı. Onun sonraki şeylerde konuşuruz. Buraya gelmeden önce ne düşünüyordunuz bu eğitim hakkında? Vallahi inşallah iyi olur diyordum. Maşallah iyi olacak. Buyurun. İsminiz? Ebru. Ebru Hanım. Arkadaş bildirim yapmış, oradan gördüm. Öfke dikkatimi çekti. Çünkü stres hayatımızda o kadar
işledi ki yani her yer, herkes böyle normal bir iletişim kullanıyoruz. Evet. Stres sayesinde ve ben de hani öfkemi kontrol edemiyorum sinirlendiğimde. Evet. Ve o yüzden hani sizin konuşmanızı dinlemek istedim. Ve devam etmek de istiyorum. Çok güzel. Çünkü kulübümüzün çok değerli katkıları var. Beni onlar davet ettiler. Ben onların daveti üzerine buradayım. Ve öğrencilerimizin böyle aktif rol alması beni çok gururlandırıyor. Peki süreç nasıl geçti? Hemen onu sorayım. Vakit önemli. Buyurun. İsminizi alayım. Fidan. Fidan Hanım. Evet. Tamam. Çok beğendim. Gelirim yani. Hatta ya o bizim gibi de gelmeyi düşünüyorum. Arkada tabii 5'ten sonra 6'ya kadar bireysel olarak da size destek olmayı taahhüt ettim. Yani Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde olacağım, evet. Yani 15 günde 3 gün buradayım. Yoksa gideyim. Peki. Başka? Buyurun. İsminiz? Ali. Halil Bey. Ali. Ali Bey. Buyurun Ali Bey. Hocam birçoğumuz ne kadar kabul ederiz tartışılır ama İnsanların çok büyük bir kesiminde stres ve öfke var. Ve şahsım adına stres ve öfkeyi çok fazla kontrol edebilen bir insan değilim. Fakat şöyle bir farklılık var. Yaş ilerledikçe stres ve öfke biraz daha kontrolümüz altına girmeye başlıyor aslında. Yani biraz daha elimizde olduğunu fark ediyoruz. Ama uygulayabiliyor muyuz? İşte uygulama noktasında bazı sıkıntılar var doğal olarak. Mesela yaşlı insanlara dikkat edin. Bazı yaşlılar çok aksi, çok öfkeli olabiliyor. Onlar gençliğinde de öylelerdi. Yaşlandıkça daha da arttı. Belki. Kontrol etmeyi öğrenenler de duygusal zeka çalışmalarımız oldu birçoğumuzla geçen yıl hatırlarsanız. Orada da ne oluyordu? Duygusal zeka arttıkça yaşla beraber artıyordu. İnsan daha olgun hale gelebiliyordu. Burada Ali Bey'e hak veriyoruz. Bölgemizin ve üniversitemizin gururu Lavi TV şimdi de akıllı telefonlarınızda. Lavi TV artık Android ya da iOS işletim sistemine sahip akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarınızda. Lavi TV bu platformlarda izlemek için tek yapmanız gereken ekranda görülen linki tarayıcınıza kopyalamak ya da cihazınıza yükleyip sadece dokunmak. Bu linke Lefke Avrupa Üniversitesi'nin resmi YouTube sayfasından da ulaşabilirsiniz. Lavi TV artık her zaman yanınızda. Bölgemiz ve üniversitemizden güncel haberler, hava durumu ve yemek programından gezi programına dop dolu içeriğiyle Lavi TV artık akıllı telefonlarınızda. Lavi TV, bölgemiz ve üniversitemizin gururu. Saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ayrıca bugüne kadar trafik kazalarında yitirdiğimiz tüm insanlarımızı da, hepsi bizim için ayrı ayrı bir değerdir. Onları da saygı ve rahmetle anıyorum. Ve bu acı günümüzde sizlerin acısını gönülden paylaşıyorum. Söz konusu bu dört özel insan olunca konuşma yapmak hiçbir zaman çok kolay olmayacak. Çünkü onları anlatmak, içimizdeki azalmayan özlemi kelimelere dökmek çok zor. Ama artık onları ağlayarak değil, gülerek anımsıyoruz. Onları tanıdığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Ne mutlu ki
her biriyle az ya da çok anılarımız, kahkahalarla gülüp eğlendiğimiz anlarımız var. Her birinin ismi kafamızda bir anıyı canlandırıyor. Hatta kelimeler, renkler, sesler bize onları hatırlatıyor. Mesela kahkaha eşittir Dilek Yılmaz. Ya da çikolata eşittir Filin Arkın. Pembe eşittir Enge Kozuk. Ve sakız eşittir Ayşe Hanımcı Candemir. Bunlar daha aklıma gelen ilk şeyler. Bunlar gibi daha günümüzü dolduran bir dolu şey var. O yüzdendir ki onları unutmak bir kenara, biz aslında her birimiz onlarla yaşıyoruz. Yaşamaya da devam ediyoruz. Gönül isterdi ki anılarla değil, onlarla yaşamaya devam edip daha çok anılar biriktirelim. Birlikte daha güzel günler yaşayalım. Hayatımızdaki bazı insanlar bize ölümsüzmüş gibi gelir. Onları bir gün kaybedebileceğimizi hiç düşünmeyiz. Ama en acısı da bu ki, hayat bizim için haberimiz bile olmadan senaryolar yazıyor. Ve biz bunları yaşamak zorunda kalıyoruz, elimizden hiçbir şey gelmeden. O gün okuldan ayrılırken onları kaybedeceğimizi bilseydik her şey daha mı farklı olurdu diye aylarca düşündüm. Neden böyle bir şeyi onlar yaşadı diye kahrettim ama sonra aslında yapabileceğimiz bir şey olmadığını anladım. Tek yapabileceğimiz onların anılarını yaşatmak, onları anlatmak, tanımayanlara anlatmak ve onlar için dua etmek. Bizim yaşadığımız bu acıyı maalesef yaşayan birçok insanlar artık hayatta, özellikle ülkemizde. Çünkü her yıl birçok kaza yaşanıyor ve bunların sonucunda birçok insanımız hayatını kaybediyor. Bunlar yollarımızdaki eksikliklerden olabilir. Mesela daha çok mesela yollara o duvarlar çok önceden yapılabilirdi. Ya da daha çok yok geçen aylarda genç bir arkadaşımızı kaybettik, Asya Rıdvanoğlu. Ona çarpılan yolda kasis yoktu. Belki de önceden yapılsaydı olmazdı. Onu kaybettikten 2 gün sonra kasis yapıldı. Ama sadece bunlar değil. Maalesef ki bizim, yani sürücülerin de hataları var. Alkol, sürat ya da telefon. Hepsinin sonunda birçok insan yandı. Duyduğumuz her ölüme üzülüyoruz ama yine de herkes için kendi kaybı en büyüğü, en acısıdır. Yaşadığımız hayat öyle bir sistem ki bir saniye sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Ben çok uzun bir hayat yaşamamış olabilirim ama bugüne kadar çok fazla ölüm ve çok fazla hastalık gördüm. Anladım ki ölüm ne gence ne yaşlıya, ne iyiye ne de kötüye bakmıyor. Bir gün biz de o kaybedilen insanlardan olabiliriz ama daha da kötüsü başka insanların hayatlarını kaybetmesine sebep olabiliriz. Ömür boyu vicdan hapsine mahkum olmak kolay olmasa gerek. Ülkemizdeki maalesef ki yargı sistemi ölüme sebep olanlara hak edilen cezayı vermiyor. Ama vicdan denilen şey rahat vermez. Ben buna eminim. O yüzden hepimiz yollarda önce başka canları sonra kendi canımızı koruyalım. Lefke Avrupa Üniversitesi ve bölgemizle ilgili haftanın olaylarından derlediklerimizle karşınızdaydık. Haftaya tekrar aynı saat ve kanalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.